Bismillahirrahmanirrahim. İmam Nevevi'nin Erbaun adlı, yani 40-42 hadis içeren kitabını daha önce mana yönünden okumuştuk. Şimdi bu hadislerin irabına değineceğiz. El hadisul evvelu, birinci hadis. Nedir? İnnemel a'malu bin niyyat diye devam eden hadistir diye burada kısaca belirtilmiştir. An emiril müminin Ebi Hafs Ümer ibn Hattab kale Semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yugulu innema. İnnema ancak, sadece, yalnızca, yani hasır ifade eder. Bir manayı sıkıştırıp sadece bir yere ait kılmak. Genelden özele ait kılmaktır. Genel manayı dara has etmektir. Bir manayı has etmektir. Yani sadece böyle. Her türlü olmaz, sadece böyle şeklinde. Buna göre innema hasır edatı, aslında inne ismin nasb haberini raf eden bir neydi? Hurufu müşebbehe dediğimiz harflerdi yani. Harflerden bir tanesiydi. Kendisine ma dahil olduğundan ameli iptal olmuştur. İnnema ancak, sadece, yalnızca manasına gelir. El-i'malu mübtedadır. Merfu olduğu lamın üzerindeki açıkça zammeden belli olmaktadır. Bin niyata baktığımızda bir ba, yani bir harfi cerri var. Bir de yanında hemen niyat, niyetün, niyatun, niyat kelimesini görmekteyiz. Yani cer ve mecrur yan yana yer almıştır. Cer alametinin kesre olduğu açıktır. Cer, mecrur birlikte mahzuf olan mübtedanın haberine mutalliktir. O haber de kainetün veya müstekarratun şeklinde takdir edilebilir. Örneğin kainetun diyebiliriz. Haberdir. Ardından ve innema, buradaki vav atıf harfi olmaktadır. İnnema geliyor. İnnema az önce değinmiştik. Likullideki li harfi cer, kül onun mecruru olmaktadır. Kül aynı zamanda muzaftır. İmri in muzafun ileyh olmaktadır. Bununla birlikte liküllüdeki li harfi cerri ve kül mecruru, bunlar birlikte yine mahzuf olmuş olan habere mutalliktirler. Haberin mutallikidirler. İmrin muzafun ileh dedik. Ma ellezi manasında bir ismi mevsuldür. Sükun üzere mebnidir. Çünkü sonunda yer alan elifte herhangi bir hareke yoktur. Ama mahallen merfudur. Çünkü muahhar mübtedadır. Neva fiilimiz ise fiil mazidir. Fetha üzere mebnidir, ama nasıl fetha? Mukadder, yani takdir edilmiş fetha üzere mebnidir. Teezzür dediğimiz illet, o sebep burada irabın açığa çıkmasına mani olmuştur. Faili de kendisinde cevazen gizlenmiş olan hüve zamiridir. Bununla birlikte ma'dan sonra gelen neva fiili ve faili birlikte bir fiil cümlesi oluştururlar. Sıla cümlesi olduklarından i'raptan mahalli yoktur. Temendeki fa müstenefe fa'sıdır. Yeni bir cümle başladığını belirtmek için gelmiştir. Fe'den sonra gelen men şart ve cizim manası, bu görevi yapan bir isimdir. Sükun üzere mebnidir. Mahallen merfudur çünkü mübtedadır. Haber ise ardından gelen şartı ve cevabı olmaktadır. Kânet. Kânet fiil mazidir. Nakıstır. Mübtedayı raf eder. Kendine isim olarak alır. Haberi de nasb eder. Kendi haberi olarak alır. Fetha üzere mebnidir. Kâne. Nundaki fetha görülmekte. Fetha üzere mebnidir. Nundan sonra gelen T burada zamir değildir bilindiği üzere. Müennesli ifade etmek için gelmiştir. Nakıs bir fiildir. Kâne. Nakıs bir fiildir. Şart fiil olmasından mahallen mezum sayılmıştır. Hicratuhu. Hicr kelimesi Kâne'nin ismidir. Zaten merfu olduğu T'deki
zammeden açıkça gözükmektedir. Kâne'nin ismi aynı zamanda hicret kelimesi muzaftır. Hu zamiri muzafun ilehtir. Mahallen mecrurdur. Mahallen irap alıyor. Çünkü hu bir zamirdir. Zamirler mebnidir. Mebniler de mahallen irap alırlar. Buna göre hu muttasıl mecrur zamirdir. İlallahi ilaha ficer lafzatullah yani Allah kelimesi onun mecruru olmakta. Car mecrur birlikte mahzuf olan kânenin haberi olmaktalar. Bununla birlikte değişik bir takdir olarak harfi cer ile mecrurunu yani ilallahi yapısını mahallen mensup sayıp kânenin haberi de sayabiliriz. Ve Rasulihi'deki vav atıf harfi olmakta. Rasul kelimesi ise matuftur. Matufun aleyh burada lafzatullah olmaktadır. Rasul kelimesi burada muzaftır. Muzaf olduğundan hi zamiri muzafun aleyh olmaktadır. Mahallen mecrurdur. Fehicratuhu'daki fa şartın cevabına vaki olan bir fa'dır. Hicret kelimesi ise burada mübtedadır, merfudur. Raf alametinin zahir zamme yani gözle görülebilen bir zamme olduğu aşikardır ve aynı zamanda muzaftır. Hu zamiri muzafun leyh mahallen mecrur, muttasıl mecrur zamir olmaktadır. Mübteda haberden oluşan bu cümle mahallen meczum olup şartın cevabını oluşturmaktadır. İlallahi ila yine harfi cer Allah kelimesi yani lafzatullah onun mecruru olmaktadır. Ardından ve rasulihi yine atıf matuf durumu söz konusu. İlallahi ve rasulihinin irabı ilallahi ve rasulihi de yani az önce geçmişti zaten. Ve men kânet hicratuhu'daki vav burada müstenefe istinafiye olmaktadır. Kânet hicratuhu'nun irabı da az önce geçti. Kânet hicratuhu geçmişti. Öyleyse li dünyadan devam etmeniz. Li harfi cer dünya onun mecruru olmaktadır. Dünya mecrur bir isim. Cer alameti fetha. Nasıl fetha? Mukadder fetha. Neden öyle? Çünkü İrab'ın açığa çıkmasına yine ta'zür mani olmuştur. Yusibuha'daki yusibu kelimesi esabe yusibu yani ifal babından muzaridir. Merfu olduğu yusibu ba'daki zamme ile ortadadır. Faili ise kendisinde gizliliği cevazen olan hüve zamiridir. Yani yusibu hüve. Yusibü'den sonra gelen ha ise mef'ulü bih olmaktadır. Mahallen mensuptur. Lafzen mensup olamaz çünkü mebnidir, zamirdir. Muttasıl mensup zamirdir. Buradaki cümle yani yusibu ha aynı zamanda hüve zamiri bu bir cümle olarak mahallen mecrur olmaktadır. Çünkü dünya kelimesinin sıfatıdır. Dünya mecrur idi lamdan dolayı. Yusibuha'da cümle olarak mahallen mecrur olur. Ardından gelen el atıf harfimizdir. İmra'atin ise mecrurdur, matuftur görüldüğü üzere. Niye matuftur? Çünkü sağındaki irabı almıştır. Yenkihu, yenkihu kelimesi. Yenkihu nekaha yenkihu fiil muzari zammı olduğu ha'nın üzerindeki merfu olduğu ha'nın üzerindeki zammeden belli olmaktadır. Yine kendisine bir zamir bitişmiştir. Bu zamir standart fiil çekiminde yer almayan bir zamir. Örneğin yektubu, yektuban, yektubuna çekerken ha zamiri bitişmiyor. Aynı şekilde yenkihu'yu çekerken de bitişmiyor. Sonradan gelme bir zamir. Bu yüzden mef'ulü bih olmak zorunda. Eşittir fail ya ileride arayacağız ya da gizli bir zamir faildir diyeceğiz. Buna göre yenkihu'nun faili hüve zamiridir. Gizliliği cevazendir. Yani müstetir gizli oluşu cevazen gizli olmayabilirdi de fail. Ha zamiri az önce söylediğimiz gibi mef'ulü bih'tir. Muttasıl mensup zamirdir. Mahallen mensup olmaktadır. Kendisi mebnidir dedik.
Fehicratuhu irabu daha önce geçmiş olmalı. Evet, fehicratuhu daha önce geçmişti. İlâ ma, ilâ hafecer, ma ismi mevsul, ellezî manasında sükûn üzere mebni. Çünkü elifte bir hareke gözükmemektedir. Ama mahallen mecrur olmakta çünkü başında ilâ harfi cer var. Buna göre ma nedir? Bir kere maların tamamı mebniyun ale sukuni. Sükûn üzere mebnidir. Maların hepsi böyle. Sükûn üzere mebni. Bir de mahallen irab alması gerekiyor. Mahallen alacağı irab cümledeki duruma göre değişir. Başında ila olduğu için mahallen mecrur dedik. Ardından gelen hacera faale yufailu mufaale babından bir mazi fiil faile müstetiren yani gizliliği müstetir olan hüve zamiridir. Fiil fail bunlar bir cümle olarak iraptan mahal alamayacaklar. Çünkü hemen sağında isim mevsul vardı. Yani hacara nedir? Faaliyle birlikte bir fiil cümlesidir. Bir cümledir. Sıla cümlesidir. Sıla cümlelerinin iraptan mahalli olmaz. İleyhi hadisin sonu. İleyhi de ila harfi cer ve hi zamirinden oluşmakta. Bu zamir yani bir zamir isme veya harfe bitişirse muttasıl mecrur zamir denilir. Burada harfe bitişmiş ila harfi cerdir. Harfe zamir bitişmiş. Bu yüzden muttasıl mecrur zamir demekteyiz. Tabii ki mebnidir zamir olduğu için. Ne üzeri mebni? Kesra üzeri mebni. Her zaman kesrili yazılır. Ara sıra hu diye veya ha diye gördüğümüz zamirler farklı zamirdir. Başına gelen etkenlerden dolayı fetha veya zamme almış değildir yani. O farklı bir zamir. Bu farklı bir zamir. Hi her zaman için hi diye yazılır. Bu yüzden kestire üzere mebnidir ama mahallen ney? Mecrur. Çünkü başında harfi cer var. Car, mecrur birlikte hemen sağlarında yer alan hacara fiiline mutalliktirler. Böylece birinci videomuz bitmiş oldu.